Ben Türkiye'de yaşamıyorum ama Türkiye ekonomisini çok yakın günü gününe takip ediyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Ben Belçika'da yaşıyorum, Brüksel'deyim. Ekonomiyi günü gününe takip ediyorum tabii, dediniz Türkiye, ama. Evet, Belçika'nın. Bir gurbetçi evet. olarak ekonomimizi nasıl görüyorsunuz? Ekonomi hiç iyi değil. Türkiye'de şu anda söyleyebilirim yani dünyada en son yapılan araştırmada Afrika ülkeleriyle aynı lige düşmüş durumdayız yani ben açıkça söyleyeyim. Çünkü yani ekonomik veriler çok kötü. Çok kötü yönetiliyoruz. Hani bunu yöneten insanlar anlamıyorlarsa artık bir şey diyemiyorum. Çünkü yani bizim toplumumuz eskiden ben 90'ların kuşağıyım. Çok daha duyarlıydı ne olursa olsun. Yani çok duyarlı bir toplumumuz vardı. Çok güzel tepkiler veriyorduk. Özal döneminde çok iyi yaşadım. Ecevit dönemlerinde ortaokula giderken, ortaokul sona giderken askeri darbe dönemlerini de biliyoruz. Yani o zamandan beri. Türkiye'deki şu an yaşadığımız dönem diyebilirim. Hani benim yaşım 55. Şöyle söyleyeyim. En kötü dönemleri de gördük. Yani 80 döneminde tüp gaz kuyruklarını da biliyorum. Çok bekledim. Et kuyruklarını da biliyorum. Ekmek ama o zaman insanların alım gücü vardı. Ama şu anda Türkiye'de insanlar yani bir lokma ekmeği dahi hesap eder durumda. 5 tane 6 tane market gezmeden bir şey alamıyorlar. Çünkü kuruş hesabına başladı ve tane hesabına başladı insanlar. Alım gücü düştü diyorsunuz. Alım gücü Türkiye'de çok düştü. Ben mesela şu anda bak hiçbir şey almadım. Sadece aldım işte biraz peynirdi, kuru yemişti falan. Şunlara 1500 TL para verdim. Hani bizim için önemli değil. Tamam biz orada Allah'a şükür yani kazanıyoruz, harcayabiliyoruz neyse. Tabii oradaki şartlar da yalnız Türkiye'ye şey yaparak söyleyeyim. Oralarda da ağırlaştı. Oralarda da enflasyon bayağı %30'larda. Yani yiyecek şeylerde şu son pandemi döneminde ama Türkiye bir insan yani şu paketi bu normal bir ihtiyaç, lüks bir ihtiyaç değildir yani bu peynirdi, kuru yemişti falan insanların lüksü değil. Diyorlar ki yemeyin diyorlar. Ya insanlar ne yiyecekler ki? Bu peyniri, zeytini veyahut kuru yemişi yani en basit şeyleri insanlar havyarla falan beslemiyor. Beluga havyarı da istemiyorlar. İnsanlar istedikleri et, ne bileyim, kıyması, sebzesi, peyniri yani kahvaltılık ürünler. Bunlarla yani insanları şöyle Türkiye'de hiçbir sık ya insana 2850 lira asgari ücret veriyorsun ama insanlara diyorsun insanlarımız mutlu. İnsanların hiçbirisi mutlu değil. Şurada bak bu kadar insan var. Şu insanları şöyle bir test etseniz bunların %85'i memnunuz demeyecekler. Belki 15'i diyebilir. Çünkü onlar nedir? İşte onlar kendisi. Diyenler de var. Tabii var. Ekonominin gayet iyi olduğundan bahsediyor. Çok hep öyledir zaten. Neden o zaman biz Afrika Ligi'nde oynuyoruz? Sebebi nedir yani? Bunu toplum sorgulamıyor. Sorgulamıyor. Neden? Artık eskiden derlerdi 80 öncesi koyun toplumları diye. Yani bir çobanın arkasından giden toplumlar diye bahsederlerdi. Biz bunları duyardık gazetelerden, ne bileyim televizyonlarda şurada burada duyardık. Yani insanlarımız hiç yani duyarsız da değil aslında duyuyorlar da fakat seslenemiyorlar. Neden? Sebebi korku. Korku şeyi haline geldi. Acaba beni bir gece kapımı çalır da evren dönemindeki gibi alır götürürler benden bir daha şey olmaz mı? Artık Türkiye böyle yaşıyor. Yani. Peki sizce nasıl düzelir? Nasıl mı düzelir? Şu anda toplumun düzelmesi için birlikte ekonominin düzelmesi için bir kere bu hırsızlıkların ve yolsuzlukların tamamen sona ermesi lazım. Bunun için de en baştan en sona kadar insanların hepsinin birlikte duyarlı olması. 300-500 korumayla gezmenin falan bir şeyi yok. Avrupa'da ben Brüksel'de yaşıyorum. İnsanlar, başbakan benim yanımdan bisikletle geliyor geçiyor ya. Kimse bir tane koruması yok yanında. Böyle bir şey. Yani neden? Neden acaba insan 300 korumayla gezer? Neden efendim siz? Neden sizin mi? Bakın. Yani kendisini korunma şeyinde hissediyor. Çünkü o da biliyor ki yönetenler de biliyorlar ki durumun hiç iyi olmadığını. Kendilerinin her an bir tehlikenin beklediğini bunu görüyorlar. Yani gerçekten. Dolar da 10 lira oldu. Dolar 10 lira tabii. Bu ekonomide çok normal. Dış güçler deniyor. Alakası yok. Bugüne kadar dış güç yok muydu? Dış güçten kasıtlar neler? Dış güçler işte ne Türkiye ekonomisini bitirmek isteyen dış mihraklar. Her zaman insanlar bir kulp bulmak zorundalar. Çünkü kendileri suçsuz sütten çıkmış ak kaşık oldukları için tamam başkalarında şey aramaya başladılar. İşte bizi ekonomi senin ekonomin güçlü olduğu için seni kimse bitiremez. Ne olursa olsun bugüne kadar her şeye Merkez Bankası müdahale ediyordu. Neden şimdi müdahale edemiyorlar? En ufak bir şeyde en ufak bir faiz indiriminde
%0,50 faiz indiriyorlar. Ne oluyor? Ne oluyor yani? Bakıyorsunuz altın ve dolar uçuyor gidiyor. Sebebi nedir bunun? Senin ekonomin güçlü değil. Sen bitirmişsin, tüketmişsin iş. Yani hazinem tam takır. Eksi 49 milyar dolardasın. Sen hala diyorsun, bizim diyorsun. Şu andaki rezerv 128 milyar. Onunla alakası yok. Yurt dışında yaşayan biri olarak da hep şunu da diyorlar burada. Avrupa'da sürünüyor. Avrupa sürünüyor mu? Hayır, alakası yok. Hiçbir sürünme falan diye bir olay. Ya ben yaşa, ben 3 gün önce geldim. Neden sürünsün? Neden kuyruk olsun? Siz şöyle düşünebiliyor musunuz? Almanya'da, İngiltere neden benzin kuyruğu var? Şoför bulamıyorlar. 5000 tane şoför açığı var. Yani bunu başka bir maksatla insanlara anlatmanın alemi yok. Adamlar Brexit olduğu için, İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktığı için şoförler mecburen ülkelerine dönmek zorunda kaldılar. Çünkü Avrupa Birliği'nden çıktı. O aynı vizeyle dolaşamıyor insanlar. 5000 kişi o yüzden açık oldu. Ne oldu? Ordu geldi. Ordunun şoförleri benzin dağıtmaya başladı. Olay bitti. Bu ne demektir yani? Benzin sıkıntısı var. Adam pound kazanıyor ya. Adamın haftalık pound kazancı 800 pound, 900 pound, 1000 pound. Haftalık kazanıyor bunu bu adam. Neden sıkıntı olsun yani? Bugün bir alışveriş yaptım dediniz, 1500 lira. 1500 lira bak. Size de pahalı orada geldi mi? Pahalı geldi tabii. Tabii neden pahalı gelmesin? Çam fıstığı, Antep fıstığı diyelim mesela. Türk deyimiyle Şam fıstığı diyor. Şam fıstığının kilosu hani ikinci kalitesi 110 lira olmuş kilosu. Daha iyi kalitesi 150 lira. Yani eskiden bunu insanlar 30 liraya, 25 liraya, ben o zamanlardan da biliyorum. Ben her geldiğimde alışverişimi yaparım ve buradan yaparım. Neden buradan yaparım? Çünkü halkın olduğu yerden yapıyorum. Gidip de semtteki ne bileyim özel kurye mişelere falan, ben halkın içinden gelip alışverişimi yapıyorum, gidiyorum ve biliyorum. Seyrediyorum çünkü burası her zaman en ucuz olan yerdi. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Ben mi? Evet. Ben CHP'den yana kullanırım. Neden? Akçı Partisi. Evet. Ezilenin yanında. Atatürk'ün partisi. Atatürkçü düşünce olduğu için ben ondan yana kullanırdım. Çok da rahat kullanırdım. Bir sene ekonomide hiç memnun değilim. Neden değiliz? Şimdi ben emekli oldum Mart'ta. Bana 1 milyar 530 milyon para verdiler. Ben bu elektrik mi vereyim, su mu vereyim, bakkal mı vereyim, çakal mı vereyim, neye vereyim? Hadi gitti, 1,5 milyar gitti. Ben orada 3 kişi evde yaşıyoruz. Kız, çocuğu, ufak. Ben bir ay ben ne yiyeceğim? Mesela bak buradan geçiyorum ya bak. Vallahi billahi evde ne peynir var, ne zeytin var, ne bir şey var. Bak alamıyorum. Alım gücümüz düştü mü? Yok, yok, para yok ki alayım. Zaten emekli maaşım gitti bir sefer. Nerede kalıyor? Nerede kalıyor? Şimdi ben gideyim. Ne yiyeceğim ben bir ay? Ha yapmış bana 1 milyar 700 yapmış Mart'tan bu yana. 1 milyar 700'de bir şey gelmiyor ki. Peki nasıl düzelir sizce ekonomi? Valla şimdi hiç düzelmez. Bu niye düzelmez? Eşit davranılmadığı sürece iş düzelmez yani. Ben mesela ben gideyim iş aramaya gideyim, emekliyim. İş aramaya gideyim. Diyor ki ya diyor sen yaşlısın diyor. 55 yaşındasın yani, yaşlı olarak söylüyorum. Olmuyor veya bilmem ne yapıyor bilmem ne. Ya da zorlaştırıyorlar. Gece çalış diyor ve gece de diyor mesela akşam saat 11'den sabaha kadar, benim eşimde mesela gece kabul etmiyor, tek iş falan filan diyor. Gençlerimiz de işsizlikten yana aslında sıkıntılılar. Gençler, şimdi iş yok ki gençler sıkıntı. Şimdi mesela ben emekli olduğum yerde okulda temizlikçiyim yani, yalan yok. Okulda 15 kişiydik. Kaç kişiye düştüğümüz? 6 kişiye düştü. Hala bir tane daha çıkarmaya çalışıyorlar. Yani iş yok. Şimdi bak mesela, nasıl düzelecek? Valla düzelmesi biraz zor. Bence yani bu gitmeden hiç düzelecek bir şey yok. Bak ben CHP'li değilim. Hiçbir partiye tutmuyorum. Bak bu adamın sayesinde 900 değil, asgari ücret 2 milyar 800 etti. Emeklilere 1 milyar veriyor ya. Bu partinin sayesinde verdiler. Yani bu tamam. Bu gelsin. Ha beğenmedik mi? O da gitsin. Bir denemek lazım yani. Hani 23 senedir bu partiye, 30-40 senedir bu partiye gelmemiş. Peki iyi olan bazı ekonomimizin iyi olduğundan bahseden vatandaşlarımız da var. Sizce onlara göre ekonomi neden? Onlar çok önemli. Bak onlar niye biliyoruz? Bak ben kendi gözümle görüyorum. Markete gidiyorum. Markette, ismi de söylemeyeyim. Markete gidiyor. Benden başka hepsi kartla alıyor. Şey bedava kart var ya. Onlar iyi. Gidiyorlar mesela. Kendi adamları bilmem ne oy verenler de belli olanlar gidiyor. Yandaşlarına bedava 150-200 milyon kart veriyorlar. Ona tabii ki diyor, çok iyi diyor. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Ben şimdi bak şu anda seçim olsa ben yine CHP veririm. Neden? Yani CHP bakıyorum yani bir denemek lazım. Yani bir deneyelim, olmadıysa ona da vermeyin. Valla bak şimdi ben şahsen ben görüyorum.
çok güzel hani 1 milyar ikrame verdi, onun sayesinde verdi bize. Hemen asgari ücrete zam geldi, onun sayesinde verdiler bize. Bir denemek lazım. Ben 166 milyon var su geldi. Ondan sonra elektrik geliyor, zam geliyor. Bak, vallahi bile ben şimdi bir şey alıp eve gidemiyorum şu anda. Amcacığım sen de dinledin aslında, ekonomiden bahsediyorduk ama senin görüşün, bakış açın nedir ekonomiye karşı? Ekonomi biz bitmiş. Altyapı olmadan bir şey olmaz. Hep şişirme bunlar. Hep şişirme bunlar. Milletin gözünü boyamaktan başka bir şey yok. Kardeşim yani ben 15 senedir ben de emekliyim. Arada çalışıyorum. 2 tane çocuk üniversite okutuyorum. Geçinebiliyor musunuz? Aldım paradan sen 2 tane üniversite okut bakayım. O faturaları yatır bakayım. Nasıl geçineceksin? 2 tane birisi dışarıda okuyor. Yurt parası veriyorsun. Bilmem ne yol parası bilmem ne. Birisi burada okuyor. 2 tane çocuk. Benim büyüğü üniversiteyi bitirdi. 4 sene iş bulamıyor. Nereye gittiyse torpilim varsa geldi. Alım gücüm kaldı. Alım gücünü göstersene bana. Sen faturalara yetişemiyorsun kardeşim. Alım gücünü bıraksan ya. Alım gücü. Ekmek oldu 2,5 lira. Sizce nasıl düzelir ekonomi? Vallahi gidişle hiçbir şey düzelmez. Hayat şartları giriyorsun. Şimdiki gençlerimiz de çoğu da tembel. İş olsa da çalışmıyor. Telefon elinde akşama kadar telefonla oynuyor. Ne oluyor? İş umurunda değil. Nasılsa geçiniriz hesabı. Nasıl geçineceksin? Üretmeden nasıl geçineceksin? Peki hemen şunu da sormak istiyorum. İyi diyen vatandaşlarımız da var ekonomi için. O kendi yandaşlarıdır iyi diyenler. Ben de 10 sene fazladır AK Parti'ye kayıtlıyım. Bir gün gittim ben ilçe binasına, tam seçim zamanları yakındı. Gittim selam verdim, ondan önce gittim selam verdim, selamı almadılar. Seçime yakın gittim, selam verdim, hoş geldin, beş geldin. Ondan sonra dedim kardeşim siz beni tanımıyorsunuz, önce geldim selam verdim de selamı almadınız da. Şimdi niye arıyorsunuz, seçim zamanı mı? Ya gel derdin nedir? Girdim başkanın yanına, ilçe binanın başkanının yanına girdim. Derdin ne dedi? Dedim benim kızım ders okulu bitirdi dedim, ona bir iş ayarlayın. Torpilim varsa gel dedi bana dedi. Torpilim varsa gel dedi kardeşim. Üstten telefon açıyorlar milletvekili. Bilmem ne şu açıyor. Onların işini görüyoruz dedi. Vatandaşın işi yok dedi burada. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Kimseye vermem ben. Neden vermezdiniz? Dürüst bir insan kalmadı ki. Hepsi işgalci. Görsen sen kendi fikrini söyle bakalım. Dürüst birisi var mı acaba? Var mı? Memlekette kaldı mı yani? Çıkarsa parmak sayısından fazla çıkmaz. Dürüst çalışan var mı? Hep kendi yandaşları geçiniyor.